Merhabalar. Bu haftaki konumuz Sayın Cem Toker. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle biliyorsunuz gündemimiz pandemi ve aynı zamanda infaz yasası. Bununla ilgili olarak değerlendirmenizi, bilginizden yararlanmak isteriz. İlk önce pandeminin görüldüğü ülkelerde vatandaşlara ekonomik ve destek sağlanıyor. Yani birçok Avrupa ülkesinde. Fakat buna rağmen bizim ülkemizde ise sadece kolonya ve maske hizmeti olduğu vatandaşlar için bu eksik değil mi sizce? Bununla ilgili olarak değerlendirmenizi alabilir miyim? Biz bir gelişmiş, zengin Avrupa ülkesi değiliz. Amerika'da değiliz. Bizim etimiz budumuz belli. Topladığımız vergi belli. Topladığımız vergileri nerelere israf ettiğimiz, harcadığımız belli. Bizim paramız yok ama itibarımız var. Onun için Türkiye'yi İngiltere o kadar vermiş, Almanya bu kadar vermiş, Amerika şunu vermiş. Onlarla karşılaştıracağımıza kendi ligimizdeki ülkelerle mesela Pakistan ne vermiş, Mısır ne vermiş, ne bileyim Latin Amerika ülkelerin Meksika ne vermiş, onlara bakmamız lazım. Onun için elmayla portakalı değil, elmayla elmayı karşılaştırmak lazım. Bir. İkincisi, devletin Avrupa Birliği ülkeleri gibi devlet olmasını isteyenler de onlar gibi millet olacaklar. Ona göre oy kullanacaklar, ona göre demokrasiye sahip çıkacaklar, ona göre hak ve özgürlüklere sahip çıkacaklar, ona göre hukuk devleti talep edecekler. Hem bana Kanada gibi, Almanya gibi, Hollanda, İngiltere gibi yardım et ama üçüncü dünya tek adam yönetimiyle yönet dediğiniz zaman bu tutarlı olmuyor. Devlet gibi devlet isteyen önce millet gibi millet olsun onlar gibi. Peki başkanım, sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak bunun gecikmesi ve ertelenmesiyle ilgili olarak ve göz ardı edilmesiyle ilgili olarak temelinde ekonomik krizin yattığı görüşü mevcut. Bununla ilgili olarak yorumunuzu da almak isteriz. Şimdi bunu teraziye koymak lazım. Tabii sokağa çıkma yasağı getirmemelerinin temel nedeni ekonomik. İnsanlara sokağa çıkma, işe gitme dediğiniz zaman onlara bakmanız lazım bir yerde. Para göndermeniz lazım. O nedenle getirilmiyor bu sokağa çıkma yasağı. Ama salgının büyümesinin ekonomiye getireceği zarar ne kadar olacak? Terazinin bir kefesine sokağa çıkma yasağının getireceği ekonomik maliyet, öbür kefesine salgının genişlemesi, hasta sayısının, ölü sayısının artmasının getireceği ekonomik maliyeti Ankara'da Türkiye'yi yönetenlerin teraziye koyup tarttıklarını umuyorum. Ona göre bir karar vermiş olmalarını umuyorum. Ha bunu yaparlar mı? Gerçekçi yaparlar mı? Yoksa halkı ve uyutmak, kendilerini avutmak için bu sokağa çıkma yasağını ertelerler mi? Onu bilemem. Ama Japonya bile bunu uyguluyor. Hindistan bunu uyguluyor. 1,5 milyar insana. Türkiye'yi yönetenlerin ya bir şeyi var, kadercilik yönü var. Hani bir şey olmaz, sabır duayla bunu atlatırız, kelle paçayla veya dut pekmeziyle diye böyle bir zihniyet var Ankara'da, onu da biliyorsunuz. Ya da konuya ekonomik açıdan da tıbbi açıdan da bilimsel yaklaşıp sokağa çıkma yasağını ya koyacaklar ya koymayacaklar. Onu bilemem, onların vereceği karar. Faturayı da onlara çıkacak zaten. Peki başkanım, bu pandemiyle mücadele konusunda zaten krizde olan ekonomi daha fazla da derinleşerek ileriki aylarda önümüze çıkar mı? Çıkmamasına imkan yok. Bu üçüncü dünya savaşı. Yani görünmeyen bir düşmana karşı bütün dünya ülkelerinin verdiği üçüncü dünya savaşı. En güçlü ekonomiler bile nasıl zorlanıyor bununla mücadele etmekte. Çünkü hazırlıklı değillerdi böylesine bir senaryoya.
her şeye hazırlıklıydılar ama böyle bir şeye hazırlıklı değillerdi. Onun için ekonomik fatura çıkacak. Ekonomik fatura parası rezerv para olan ülkelere daha az çıkacak. Onlar parayı basacaklar ki basıyorlar. Amerika ve Avrupa Birliği. Çünkü bütün dünya cüzdanında o paraları taşıyor. O para basıldığı zaman ona bir talep var. Ama rezerv para olmayan geri kalmış ülkelerin, diğer ülkelerin paraları bastığınız zaman o felakete yol açar. Belki geçici bir rahatlatma yaratır içeride. Ama zaman içinde hele hele ithalatı ihracatından çok daha fazla olan ülkelerde bizim gibi dış ticaret açığı olan, borcu olan, cari açığı olan ülkelerde para basmak dövizin fiyatını arttıracağı için inanılmaz faturalar çıkaracaktır karşımıza. Tabii bütün mesele bu şeyin ne zaman biteceği. Bu salgının ne zaman bitip dünyanın biraz olsun normal yaşama döneceği çok önemli. Ne zaman döneceği? Ekonomik zararlar buna endeksli. Ama mesela bir aydır iş yerleri kapalı, AVM'ler, uçaklar uçmuyor, değil mi? Spor faaliyetleri ertelenmiş, kapalı her iş yeri, uçmayan her uçak, iptal edilen her organizasyon devletin vergi gelirinden oluyor. Zaten kasa tam takırdı bu krizden önce. Erdoğan demişti tulumbada su yok diye. Şimdi beklenen gelir de gelmediği için bu olay bittikten sonra devlet bunu telafi edecektir. Ankara inanılmaz bir paraya ihtiyaç duyacak. Çok yüksek vergiler getirecek. Ve millet bunun, yani herkes ödeyecek bunun faturasını. Bütün dünyada ödedikleri gibi. Ama Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika paraları rezerv para olan ülkeler nispeten daha az ödeyecekler bu faturayı. Peki yine başkanım, bu pandemi sonrasında dünya eskisi gibi olmayacak anlayışı mevcut. Bu konuyla ilgili olarak gerek ekonomi konusunda olsun, gerek sosyal kültürel yaşam tarzında olsun büyük bir değişiklik dönüyor. Bununla ilgili olarak öngörünüz nelerdir? Ben öylesine radikal bir değişiklik zannetmiyorum. Bu tür felaketlerden sonra hep böyle beklentiler içine girilir ama insan doğası değişmez. Biraz da ekonomik açıdan şu olay bitsin, normale dönsün hayat, millet yine tatile gidecek. Yine maça gidecek, sinemaya gidecek, AVM'lere gidecek. İşte Apple yeni bir telefon piyasaya sürecek. Yeni teknolojik ürünler piyasaya girecek. Millet bütün dünyada kuyruğa girecek onları almak için. Onun için bu açıdan normale dönüş olacak. Ama şurada bir değişiklik bekliyorum. Bu dünya çapında bir olay olduğu için dünya çapında bir tedbir gerekecek bu tür şeylere. Bir daha olmasın diye. Çünkü dünya çok büyük bir ders alıyor bundan. Nasıl ki 2. Dünya Savaşı felaketinden sonra Birleşmiş Milletler oluşturuldu. Zannediyorum bu Dünya Sağlık Örgütü'nün yapısı, sorumlulukları, yetkileri, denetim gücü, ülkelerin bu kurumla işbirliği yapma mecburiyeti, veri paylaşımı falan. Yeni bir oluşum, o şekilde bir oluşum olabilir uluslararası bir girişimle. Ama onun dışında ekonomik açıdan, yani bu iş kapitalizmmiş, komünizmmiş, liberalizmmiş, sosyalizmmiş, onunla alakalı değil. Dediğim gibi insan doğası yine icatlar yapacak, piyasaya sürecek, insanlar onu alıp kullanmak isteyecek, hayatını yaşamak isteyecek. Çoluğuyla çocuğuyla tatile çıkacak, onu yapacak, bunu yapacak. Ekonomi yavaş yavaş rayına girecek. Peki başkanım, biliyorsunuz geçen gün yeni bilim kurulu oluşturuldu. Bununla ilgili olarak bir tweetiniz de var. Aynı zamanda Diyanet'in bu yeni oluşturulan bilim kuruluna kişi önermesini nasıl buluyorsunuz? Şimdi bilimle din yan yana gitmez zaten. Tarih boyunca birbirlerini yemişler. Çünkü bilim
ruhban sınıfına, bilhassa o şeyde karanlık ortaçağ Avrupa'sında falan hep yaya bırakmış bilim şeyi, kiliseyi, ruhban sınıfını. İşte adam dua edeceğim, çare bulacağım derken bilim aşı bulmuş. Kilisenin ruhban sınıfının pabucu dama atılmış. O yüzden zaten Türkiye'dekileri de biliyoruz. Hani Türkiye'deki bu Diyanet işlerine, fetvalarına falan baktığınız zaman öyle fazla ötleri patlıyor. Bilim bir çare bulmasın da bizim bizim ağırlığımız devam etsin diye. Onun için ama Türkiye'de tabii popüler Diyanet şimdi Türkiye bir nevi teokrasiyle yönetilen bir ülke oldu artık. Anayasada yoksa bizim dinimiz icabı böyle kararlar alınıyor falan. Diyanet İşleri Başkanı, ümmetin lideri diye bir adam bizi destekçilerinin ümmetin lideri sıfatı yakıştırdığı birisi yönetiyor Türkiye'yi. Diyanet İşleri Başkanı'nın protokoldeki yeri değişiyor falan filan, yukarılara geliyor. Bu çerçevede bunu normal karşılıyorum. Ama nasıl, hiçbir faydası olmayacaktır. Girsin bilim kurulunda işte ara sıra laf eder. Yani hiç kim kale alıyor ki zaten bu fetvaları metvaları. Onun için alsınlar bilim kuruluna. Sorun yok. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Gülse Tekin bir paylaşımda bulundu. Halen Kışık Sarayı'nın inşaatının devam ettiğini dair, sağlık sıkıntısının devam ettiği bir dönemde gereksiz bir durum değil midir sizce? Olmaz olur mu? Yani Türk milletinin parti ayrımı gözetmeksizin bugün ekmek alırken vergi veren Türk milletinin buna tepki vermesi lazım. Ayıptır ya. Yani milletle dalga geçmektir, alay etmektir. Bu artık böyle devletin itibarını falan aşmıştır bir yerde. Tabii Türk milletinde verginin hesabını sorma kültürü yoktur. O kültür Avrupa'ya 815 sene önce falan geldi galiba. 8 asır önce Magna Carta ile geldi. O evet. Kültür yerleşmiş. Verginin hesabını sorma, o bilince erişmediğimiz müddetçe ülkeyi yönetenler vergilerimizi böyle har vurup harman savuracaktır. Daha bugün Cumhurbaşkanlığına 14 yeni araba kiralamak için ihalesi açılmış. Mesela ben Meclis Başkanı 23 Nisan'da camlardan İstiklal Marşı'nı söyleyelim falan diye böyle popülist girişimlerde bulunuyor. Ben ona meclis mutfağında, lokantasında hala 550 çeşit yemek çıkıyor mu diye soruyorum. Bunu da bir yerden uydurmuyorum. Binali Yıldırım söyledi bunu. Mecliste 550 çeşit yemek çıkıyor, seçmekte zorlanıyoruz diye. Böylesine bir israf ayıptır, günahtır. Türk milletiyle dalga geçmektir ama maalesef Türk milletinde bunun hesabını soracak bilinç de yok. Türkiye'de sorabilecek siyasi bir sistem de yok maalesef. Peki yine başkanım, geçen hafta yine sağlık çalışanları ilgili olarak bir takım sıkıntılar, maske ve eldiven sıkıntıları vardı. Hemen hemen şu anda alınan bilgilere göre yeterli sayıda oluşmaya başladığına dair bilgiler geliyor. Fakat buna rağmen hükümetin ilk aldığı önlem 100 GB'lık bir hediye paketi vermişti sağlık çalışanlara. Bu da bir aynı zamanda sağlık çalışanlara verilen değer dalga konusunda ciddiye almama olarak değerlendirebilir miyiz? İşte tamamen popülizme yönelik, yok kolonya göndereceğim, maske göndereceğim, 100 GB internet göndereceğim falan bunlar. Ama işte adam tanıyor seçmen kitlesini, evet. 18 yılda öğrendi bunların önüne koysam yiyorlar diye. Götürebildiği kadar bu şekilde götürecektir zaten. Dediğim gibi Türk milleti kendisiyle dalga geçilmesine izin veriyor bu tür şeylerle ama önce demin dediğim gibi bir gelişmiş demokratik ülkenin halkı gibi oy kullanacak, siyasetçiden taleplerde bulunacak, hukuk devleti isteyecek, adalet isteyecek, sadece kendisi için değil,
kendisi gibi düşünmeyen insanlar için bunlara sahip çıkacak, demokratik haklara. Ondan sonra devletten Batılı'nın talep ettiği gibi şeyleri talep etme hakkı olacak milletin. Evet, yani önce kendi halkın kendini düzeltmesi önce gerekiyor. Önce aynaya bakacak Türk milleti. Tabii. Böyle başa böyle tıraş deyip duruyoruz zaten. Her seçimden sonra halimiz de ortada. Peki, teşekkür ederim başkanım yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar başkanım. Başkanım, yine ara ara sizi rahatsız ederim.